Şimdi ne mi yapıyoruz? İşte yaptığımız şey Sivas köfte. Sivas köftenin tarifini zaten daha önceden vermiştim. Sadece tuz. Başka bir şey yok zaten. Yani başka bir action'ı yok. Bir de olayı şu ince ince hazırlanması. Onu da yaptınız mı Sivas köfteniz harika bir şekilde oluyor. Yalnız bir gün dinlendirmeniz lazım. Ben diğer videomu şeyde yapmıştım, normal tavada. O tabi bununki kadar lezzetli olmuyor haliyle. De dedik ki ne yapalım? Mangalda yapalım. Hacı abi, havalar sıcak. Yapıştır mangala. Bak tadına. Evinizde bunu hazırlayın. Çok zor bir şey değil. Görüyorsunuz. Ben yapıyorsam herkes yapabilir. Düşün yani o derece. Bakın ben sonuna varana kadar diğer tarafları pişti. Hemen ne mi yapıyorum? Hemen çeviriyorum. Sırayla. Hop. 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 Hemen çeviriyoruz. Niye? Çünkü bu köfteleri ince yaptık. Bunun olayı bu. İnce köfte. Sırayla. Hemen. Hemen atlatın. Şöyle birazcık da yanaştırın. Bu köftenin fazla bir canı yok. Çünkü ince köfte. Hızlı ve şipşak pişiyor. Diğer kasap köftelerle karıştırmayın arkadaşlar. Lezzetli 10 numara. Yani sadece tuzla, sadece içinde tuz var. Tek baharatı bu. Yani kıyma, kuzu kıyma olursa daha lezzetli oluyor. Bakın hemen göreceksiniz. Pişti. Bak. Olay bu. Pişti şu anda bu. Olayı bu. Hemen çevireceksin. Hemen. Evet hacı abiler. Bir tarafını çevirdiniz ya hemen. Alt köşesine dizmeye devam. Niye? Çünkü hızlı olmak lazım. Bu köfte ince bir köfte. Maazallah pişireyim derken öbür türlü şeyler de olabilir. Olmasın. Aman. Lezzet taneleri bunlar. Buyurun sayın yardımcım. Şimdi pişenleri alalım. Güzel, kıpkırmızı, nar gibi. Oh, yarasın tosunuma bak ya, güzelliğe bak. Evet. Pişen güzellikleri alıyoruz. Böyle geçelim, kameranın şeyini de açalım. Evet arkadaşlar, sulu sulu köfteler. Boş geçmeyelim demişler. Evet, şunları da çevirelim. Bunlar oldu. Yavrunun bu tarafı. Tamam, şunu alalım. Bunu da alalım. Suyunu kaybetmesin. Ya hepsini alın gitsin ya. Var ya bunlar. Yavru yavru. Hop. Hemen buradakileri yukarıya doğru şöyle sürüyoruz. Niye? Çünkü aşağıya malzemeleri koymaya devam edeceğiz. Bakın bunların bir tarafı pişmiş zaten. Hemen bunları çevirebilirsin. Hatta çevirelim. Hemen böyle tak 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 tak. Çevirelim. Şunları buraya koyalım. Bunu çevirelim. Bunu da. Şimdi bu kıyma güzel devletimizin şanı yüce olsun ki o bizim devletimiz. Şanı yüce devletimizin bize sunmuş olduğu kilosu 30 lira olan kıyma. Dana kıyma. Devletimiz bize yanlış yapmaz Allah'ın izniyle. Onun kıymasıyla köfte yapıyorum. Ve size tüm kalbimle, tüm samimiyetimle söylüyorum ki kıyma harika. Yani tek kelimeyle. Bu dana kıyma. Beyler. Kuzu değil. Dana kıyma olmasına rağmen harika güzellikte ve lezzette. Yani hemen de ince olduğu için pişiyor zaten. Bakın zaten hap kadar kaldı. Hop. Hemen alıyoruz. İnce ve küçük yaptığımız için köfte çabuk ufalır. Hemen bunları alacağız. Böyle hemen alacağız, atacağız içine. Karışık kebap lezzeti, karışık. Hemen buradakileri, eskileri çeviriyoruz. Neden bir düzen içinde gitmemiz gerektiğinin anlamı bu. Burada geliyor. Çünkü ilk koyduklarımızı yukarı alıyoruz ki onlar daha çabuk piştiği için sırayla gelenler üste doğru çıkıyor ve aşağıdakilere de yağını akıtıyor. Bu silsileyle lezzet fırtınası devam ediyor. İçinde sadece tuz olan köftelerimiz harika bir şekilde pişti. Evet arkadaşlar, olay bu ya, bu kadar. Başka hiçbir şey yok. Şimdi bir tanesinin de tadına bakayım, affınıza sığınaraktan şöyle. En beğenmediğimi alıyorum ha bir de vallahi. Bak söyleyeyim bu kadar. Bak şimdi şuna bak. Bu şimdi olmamış mı ya? Harika. Tek kelimeyle harika. Alın kardeşim gönül rahatlığıyla. Yani Türkiye'nin en büyük market zincirlerinde şu anda bu kıymalar mevcut. Ha, bazı kasaplar falan da indirim yaptı. Ama bazı marketlerde de var. Ben tercih etmiyorum. Benim nacizane fikrim. Bence siz de tercih etmeyin. Kardeşim bir kere sizin aklınız neredeydi diye insana sorarlar. Devlet bu kıymayı 15 lira yaptı yarım kilosunu. Paketin 15 lira kilosunu 30 liradan satıyor. Sizin aklınız neredeydi? Madem 30 liraya kıyma satabiliyordunuz, şimdiye kadar bu milleti neden kazıkladınız diye sorar bu gariban Recep. Sorduğu zaman da tabii siz kekolar cevabını veremezsiniz. Böyle dumur olur kalırsınız. İşte devlet size bunu yapar. Vatandaşını kazıklayanlara en büyük kazığı devlet atar. Akıllı olun oğlum. Akıllı olacaksınız. Elin Fransızı, İngiliz'i. Gelip bu ülkeyi sömürüyorsunuz. Yedirir miyiz lan size? Ah bak 15 liraya bir paket. 2 paket al 1 kilo. 30 lira. 30 liraya la var ya bak şu anda dünyanın köftesi oldu burada. Gördünüz. Hepsinin aşamasını gördünüz pişerken. Kaç kişi doyacak bununla? O kadar diyorum size. Dersiniz ki 1 kilo kıymayla olur mu kardeşim? Aha böyle oluyor işte. Evet bunlar da pişti. Saygıdeğer arkadaşlar. Bu video hoşunuza gittiyse, hakikaten faydalı bulduysanız. Yani tamam köfteyi herkes pişiriyor. Ben sadece daha önce yapmış olduğum videonun mangal versiyonunu yaptım. Ve eti tanıttım. Daha böyle oluyor. Bu şekillerde verirseniz yaparsanız daha verimli olur dedim. Bu videoyu beğendiyseniz, hoşunuza gittiyse, faydalı olduysa lütfen abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Ben siz var oldukça, siz bana destek verdikçe ben de buradayım. Lütfen desteklerinizi esirgemezseniz, abone olursanız çok sevinirim. Kalın sağlıcakla, bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay.